Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yenilenen Mercedes-Benz Citan'a bakacağız. Citan biliyorsunuz eskiden Kangoo'nun birebir aynısının yıldızlı versiyonuydu. Bakalım bu sefer nasıl olmuş. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Mercedes-Benz'in küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki modeli Citan tamamen yenilenmesiyle beraber bir de e-Citan isminde tamamen elektrikli bir versiyona kavuşuyor. İlk aşamada Panel One ve Tourer olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Citan, Base ve Pro donanımlarına sahip. Yeni Citan'da geniş iç hacim ve yüksek yük kapasitesiyle bir araya gelen kompakt dış boyutlar özellikle şehir içi teslimat ve hizmet sunma operasyonlarında çok çeşitli uygulamaları mümkün kılıyor. Ürün hem Panel One hem de Tourer yani kombi tiplerinde sunuluyor. Aracın sağında ve solunda geniş aralıkta açılan sürgülü kapılarla alçak yükleme işi birleşince Citan ve e-Citan'ın içine erişim rahatlıkla gerçekleşirken yüklerin araca kolayca yüklenebilmesi de sağlanıyor. Aracın içinde ise yolcular Citan Tourer'ın konforlu koltuklarının keyfini çıkarıyor. Araç yüksek işlevselliğinin ve değişkenliğinin yanı sıra kapsamlı güvenlik donanımları ve yüksek sürüş konforu da sunuyor. Breichwert, küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki Citan portföyümüzü tamamlayan parça olacak. Araç profesyoneller tarafından profesyoneller için tamamen yeniden geliştirildi. Benzersiz tasarımından sürüş özelliklerine, güvenliğine ve bağlantı sistemlerine kadar her yönüyle Mercedes-Benz DNA'sını taşıyan Citan, aynı zamanda Mercedes-Benz hafif ticari araçların ticari müşterileri için içten yanmalı motorlarla geliştirilen son yeni araç projesi. Gelecekteki tüm yeni gelişmeler yalnızca elektrikli motorlarla sunulacak. Bu nedenle yeni e-Citan bu tutarlı elektriğe geçiş yolculuğunda mantıklı bir adım olacaktır ifadelerini kullandı. Yeni Citan'ın tasarımı dengeli oranları ve duysal yüzey tasarımı ile öne çıkıyor. Küçük boyutlu hafif ticari araçlar için alışılmadık olan güçlü gövde hattı ve göze çarpan çamurluklar gibi tasarım ögeleri aracın gücünü ve duygusal çekiciliğini vurguluyor. Daimler Renault ortaklığıyla kullanılan Kangoo Citan benzerliği ekranda da gördüğünüz gibi büyük oranda azaldı. Eski kasada birebir aynı olan araçlarda sadece marka logoları farklıyken bu sefer her marka biraz kendinden detaylar katarak araçlarını daha kendi markalarıyla özdeşleştirmiş duruma getirdi. Bu tasarımla ilgili Daimler baş tasarım sorumlusu Gordon Wagner, yeni Citan'ın Mercedes-Benz'in bir üyesi olduğu ilk bakışta bile açıkça görülebiliyor. Daha az sayıdaki hatlar ve güçlü yüzeylere sahip olan net şekiller duyusal saflık felsefemizi yansıtıyor ifadelerini kullanırken ben bu tasarım hakkında özellikle ön tarafının ben Mercedes'im dediğini düşünüyorum. Citan'da kompakt dış boyutlar geniş hacimle bir araya getirilmiş. Farklı versiyonları ve pratik donanım detayları sayesinde çok sayıda farklı kullanım olanağı ve kolay yükleme imkanı sunan Citan, Panel One ve Tourer olarak iki farklı tipte piyasaya sürülüyor. Sürgülü kapılar özellikle dar park yerlerinde pratik bir özellik olarak dikkat çekerken bu kapılar aracın her iki tarafında 615 mm gibi geniş bir açıklık sunuyor. Bagaj açıklığının yüksekliği ise 1059 mm. Ayrıca arka kapılar 90 derecelik bir açıyla kilitlenebilirken aracın yanlarına doğru 180 dereceye kadar da açılabiliyor. Panel One'da isteğe bağlı olarak ısıtmalı camlar ve cam sileceği bulunan arka kapılar sipariş edilebilirken yine bu iki donanım seçeneğinin bulunduğu bir bagaj kapağı da talep edebiliyorsunuz. Tourer ise standart olarak arka camlı bir bagaj kapağı ile birlikte sunuluyor. Alternatif olarak arka kapı seçeneği de yine mevcut. Arka sıradaki koltuklar 60'a 40 oranında düz olacak şekilde katlanabiliyor. Aynı zamanda çok sayıda saklama alanının ve bölmenin bulunması da Citan'ın günlük kullanımını kolaylaştırıyor. Citan Panel One sürücü kabini ile bagaj bölmesi arasında sabit veya katlanır bölme duvarı varyantlarıyla sunuluyor. Aynı zamanda bu varyantları camlı veya camsız olarak alabiliyorsunuz. Katlanır bölme duvarı seçeneği önceki modelde oldukça rağbet görmüş olacak ki özellikleri yeni modelde geliştirilmiş olarak sunulmaya devam ediyor. Uzun nesnelerin taşınması gerektiğinde ön yolcu tarafındaki bu ızgara 90 derece döndürülerek sürücü koltuğuna doğru katlanıyor ve kilitleniyor. Ön yolcu koltuğu da düz bir zemin oluşturmak için katlanıyor ve böylece büyük yüklerinizi rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Mercedes-Benz Citan'ı geliştiren ekip, örnek teşkil eden gürültü düzeyleri, koltuk konforu ve çeşitli pratik donanım öğeleriyle marka ile özdeşleşen konfor düzeyine ulaşmaya büyük önem vermiş. Bu amaç doğrultusunda yeni Citan, termotronik otomatik klima, keyless go anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği ve elektronik park freni gibi binek otomobillerden aşina olduğumuz konfor ve rahatlık sistemleriyle donatılmış. Panel One ve Tourer Base ve Pro donanım serileriyle sunuluyor. Base serisinde müşterilere gelmesi gereken tüm temel donanımları içeren işlevsel bir giriş seviyesi, Pro serisinde ise ek işlevler markayı temsil eden bir tasarımla bir araya getiriliyor.
Yeni Citan'ın motor yelpazesi çeşitli güçler üreten 1.5 litrelik 3 tane dizel ve 1.33 litrelik 2 tane benzinli modelden oluşuyor. Düşük devir aralığında bile ulaşılan sürülebilirlik ve ekonomik tüketim değerleri bu motorların ortak güçlü yönleri. Panelvan modellerde yer alan dizel motorun 116 beygirlik versiyonu aşırı güç, aşırı tork fonksiyonu ile birlikte zor durumlarda örneğin sollama sırasında daha da yüksek bir ivme sunuyor. Kısa bir süre için 120 beygir güç ve 295 Nm'lik tork elde edebiliyor. Euro 6D emisyon normlarına uygun olarak üretilen motorlar Eco Start Stop fonksiyonuna sahip. Bu motorlar 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra en güçlü dizel ve en güçlü benzinli modellerde 7 ileri çift kavramlı şanzıman seçeneği de alabiliyorsunuz. Az önce ekranda gördüğünüz motor teknik özelliklerinin yanı sıra bir de e-Citan tanıttı marka. E-Citan 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Citan'ın bu tamamen elektrikli modeli e-Vito ve e-Sprinter'dan oluşan elektrikli ticari araç portföyünü genişleterek tamamlıyor. Aracın menzilinin WLTP'ye göre yaklaşık 285 km olması planlanıyor. Böylece aracı genellikle şehir içi kurye ve teslimat hizmetlerinde kullanan ticari kullanıcıların ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabiliyor. Bataryanın hızlı şarj istasyonlarında 40 dakikada %10'dan %80'e ulaşması hedeflenmiş. Müşterilerin bagaj bölmesinin boyutları, yük kapasitesi ve donanımların bulunabilirliği konularında geleneksel motorlara sahip araçlara kıyasla herhangi bir ödün vermeden elektrikli ve çevreci motora sahip olabilmesi ise önemli bir avantaj sunuyor. Bununla birlikte e-Citan'da bir de römork bağlantısı bulunuyor. Mercedes-Benz geliştirme ekibi sürüş konforu, dinamikleri ve güvenliğini dengeli bir kombinasyon olarak tanımlanan markaya özgü sürüş özelliklerini elde etmeye büyük önem vermiş. Ön tekerleklerde MacPherson tipi alt salıncaklı bir aks kullanılırken arkada yerden tasarruf sağlayan burulma kirişli aks bulunuyor. Kapsamlı araç testlerinde Citan'ın yayları, amortisörleri ve viraj denge demirleri ince ayarlı, dikkatli bir şekilde yapılarak uyumlu hale getirilmiş. Tourer, Mercedes-Benz'e özgü bir yaylanma oranına sahip yaylarla ve ön arka akslarda uygun şekilde ayarlanmış bir sönümleme kuvvetine sahip amortisörlerle donatılmış. Böylece Citan'ın sürüş özellikleri Mercedes-Benz DNA'sını yansıtmaya çalıştırılmış. Tabi burada markanın da bize belirttiği şey Mercedes-Benz'in binek araçlarındaki sürüş kalitesini bulamamanız çok normal. Çünkü bu bir ticari araç. Bu cümleyi birebir lansmanda kullanmışlar. Citan Tourer'ın ön aksındaki güçlendirilmiş viraj denge demiri ise virajlardaki yana yatmayı azaltmayı amaçlamış. Yeni Citan hem boşken hem de yük taşırken güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Araç ağır yüklere karşı kuvvetli bir karakter sergilemesi için tasarlanmış. Özellikle panelvan ağır yükler için ideal hale getirilmiş. Bu sayede araç ağır yük taşınırken dahi kusursuz bir dengeyle sürülebilmesi amaçlanmış. Citan Tourer ise hafif yükler ve yolcu taşımak için ideal hale getirilerek konfor özelliğine daha fazla odaklanılmış. Herkesin de bildiği üzere güvenlik Mercedes-Benz'in temel değerlerinden biri. Enerjiyi hemen dağıtım yollarına sahip sağlam gövde yapısı, sayısı 7'ye kadar çıkabilen hava yastıkları ve çeşitli modern sürüş destek sistemleri ile yüksek bir güvenlik düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmuş. Mercedes-Benz küçük hafif ticari araçlar stratejik proje yöneticisi ve baş mühendisi sürüş destek sistemlerini koordine ederken amacımız Mercedes-Benz otomobillerinin konforlu ve uyumlu müdahalelere ilişkin felsefesini hafif ticari araçlara da uygulamaktı demiş. Radar, ultrasonik sensörler ve kameralarla desteklenen sürüş destek ve park sistemleri trafiği ve çevreyi gözlemliyor. Sistem gerektiğinde uyarı verebiliyor veya müdahalelerde bulunarak sürücüye destek sunuyor. Yeni nesil C serisinde ve S serisinde olduğu gibi aktif şerit takip yardımcısı, frenleme yerine direksiyon müdahalelerini kullanıyor ve bu sayede büyük konfor sunuyor. Yeni sistem modelleri yasal olarak zorunlu tutulan ABS ve ESP'nin yanı sıra standart olarak yokuş kalkış destek sistemi, rüzgar savrulma asistanı, yorgunluk uyarı sistemi olan Attention Assist yani dikkat asistanı ve Mercedes-Benz acil çağrı sistemi ile de donatılıyor. Citan Tourer'da ise daha kapsamlı destek sistemleri kullanılıyor. Bu modelde standart olarak aktif fren yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, kör nokta yardımcısı ve trafik işareti algılama özelliğine sahip hız sınırı yardımcısı sürücülere ek destek sunuyor. Bununla birlikte sürücülere sıkışık trafikte destek olan, sürüşü otomatik olarak devralabilen aktif takip yardımcısı Distronic ve aktif direksiyon yardımcısı gibi pek çok sürüş destek sistemi de opsiyonel olarak sunulabiliyor. Aktif direksiyon yardımcısı sürücünün Citan'ın şeritte kalmasına da yardımcı oluyor. Citan emniyet sistemleri açısından öncü bir araç.
Örneğin Stan Tourer'da standart olarak şiddetli bir yandan çarpışma durumunda sürücü ve ön yolcu koltuklarının arasında şişebilen orta bir hava yastığı bulunuyor. Bu sayede araçtaki yolcular toplamda 7 hava yastığıyla korunabiliyor. Panel vanda ise standart olarak 6 hava yastığı bulunuyor. Tasarım olarak özellikle önden bakılınca bir Mercedes olduğunu belirten, iç mekanda ise AB Sprinter'ı andıran detaylarıyla Sitan önümüzdeki ay satışa sunulacak. Peki sizce Sitan nasıl olmuş? Ben başarılı buldum. Ülkemiz piyasasında fiyatının eğer uygun olursa tutacağını düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.